Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakayık Muhammediyenin galib-i aleminin bugün de lideri Türk milletidir. İstikbalde de o olacak. Allahu teala ve Bismillahirrahmanirrahim ve ma illa billah aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sadakallahu alazim. Ne oldu? Buna çarparım ben kıpırdamamam lazım. Bu haftada bizim kelimelerimizle şehniyeti içtimaiye, Kemalistlerin kelimeleriyle sosyal realiteler üzerinde konuşacağız. En yakınından başlayalım. En yenisinden başlayalım. Mavi Marmara Gemisi meselesi. Biliyorsunuz hükümet İsrail'le bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma için üç şart ileri sürmüştü. Bunlardan birisi özür dilenmesi, ikincisi tazminat ödenmesi, üçüncüsü de Filistin Müslümanlarının üzerinden ambargonun kaldırılmasıydı. Bu şartların ikisi tamamen biri de nispeten kabul edildi. Bu şartlarda yeniden bir anlaşma yapıldı. Bunu doğru bulanlar da var. Bunu tekrar Yahudi ile dostluk başlıyor diye tenkit edenler de var. Şimdi bir defa İsrail'in yaptığı beynel milal kavaidi hukukiye göre suçtu. Çünkü hadise beynel milal sularda oldu. Kendi milli suları içinde olmadı. Hoş bu da kıta sahanlığı denilen bir meseledir. Dünyada umumi kabul görmüş değildir. Mesela Yunanistan resen kıta sağlığını 6 kilometreye çıkarmıştır. Bu demektir ki Ege Denizi'ni Türkiye'ye kapatıyor. Sen hiç sahilin kalmaz. 6 kilometre bütün Ege'yi kendi denizi kabul etmesi manasına gelir. Üstelik Yunanistan adalarında kıta vardır diyor. Eğer bu kabul edilse böyle bir iddiası var. Antalya limanda bile biz kayık dahi yüzdüremeyiz. Çünkü hemen karşısında 4 kilometre mesafede, 4 kilometre mesafede Antalya'nın önünde Meyz Adası vardır. Meyz Adası Yunan'a verilmiştir Lozon'da 6 mil eğer kıta sahanlığı içinde kabul edilir, adalar içinde kıta sahanlığı olarak kabul edilse sen Anadolu kara parçasına hapsedildin demektir. Bununla beraber ekseriyetin kabul ettiği 3 mil mesafenin dışındadır bu iş. Yani İsrail de kabul etmiştir ki bu hadise milli suları içinde olmamıştır. Beynel milal sularda olmuştur. Bundan dolayı İsrail suçlu mudur? Suçludur. Üstelik o gemi İsrail limanlarına yaklaşmayacaktı. İskenderiye'ye yaklaşacaktı. Biliyorsunuz Mısır'la Filistin arasında tüneller var. Oraya çıkaracağı malları buradan çıkaracaktı. İsrail kendi sularına girmeyeceğini anladığı için Beynemler sularda bu hadiseyi yaptı. Suçlu olduğu muhakkak. Bunda kimsenin tereddüdü, şüphesi yoktu. Milli sularda olsaydı dahi öldürmeye gene hakkı yoktu. Önünü keser geri çevirirdi. Her halükarda suçludur. Dünya tarihinde İsraillerin aklınıza hayalinize gelecek her türlü fitneyi çevirdikleri varit ve vakidir. Katlan da olunmuşlardır zaman zaman milletler fark eder. Ama İsrail tarihinde bir başka devletten özür dileme diye bir hadise yoktur. Bu var ya bu bir bilek güreşi gibidir. Ben Tayyip Bey'in yerinde olsaydım yalnız özürle bile geri adım atardım. Herkese basit gelen bu özür İsrail'in ben özür diliyorum, hata ettim demesi var ya, tarihi bir hadisedir. Çünkü İsrail yahut Yahudi gücü İsrail'den ibaret değildir. İsrail aysbergin su yüzündeki kısmıdır. Yahudi beynel milal bir güçtür nice zamandan beri. Batı'da sanayi inkılabı denilen hadise çıktığından beri. Yahudi bütün milletlerin mukadderatına hükmeden gizli bir güçtür. Ve bununla mücadele etmek kimsenin karı değildir. Hiç kimsenin karı değildir. Güç yetmez. İsrail'in üç silahı vardır. Tarih boyu bu silahlar ikiydi. Birincisi bunun paradır. Parayı silah olarak kullanır. Devletleri batırmak için, milletleri kendine bendetmek için. Fetullah, Yahudi güdümlüğünü anlamak için onun da parayı silah olarak kullanmış olmak aynı metodu takip etmesiyle sabittir. Başka delil aramanıza gerek yoktur. Para silahtır, kullanan elinde. Parayı kullanarak hükümetleri yıkarlar. İnsanları siyaset sahnesinde rezil edip çekilmeye mecbur bırakırlar. Devletlerin yükselişini, alçalışını onlar tayin eder. İkinci silahları felsefedir. Bu iki silahı da Yahudiler kendi akıllarıyla bulup da kullanmış değillerdir. Yahudi üzerinde çok söz söylediğim için evvelce daha mufassal bir surette bu neticeyi doğuran amelleri anlatmışımdır. Ama burada kısa da gene hatırlatayım. Yahudiler Miladi 4. asrın ortalarında Roma İmparatorluğu tarafından Filistin'den çıkarıldıktan sonra Roma toprağı olmayan yerlerde yaşamaya mecbur edildiler. Yani benim vatanımın dışında yaşayacaksın diyor. O zaman Filistin romanın da İtalya romanın değil mi? Elbette. Ama romanın hakimiyeti haricinde yerlere yerleştiler. Bundan dolayı en çok yerleştikleri yer Rusya olmuştur. Rusya yıkılmadan evvel Rusya'da 6 milyon Yahudi vardı. Halbuki en çok Yahudilerin ikinci Han Harbinden sonra gidip yerleştikleri yükselen güç olarak yerleştikleri Amerika'da bile 5 milyondu. Sonra Rusya'dan Almanya'ya şuraya buraya Roma'nın olan yerlere de yerleşmişlerdir. Ama ilk büyük ve müessir karargahlar İngiltere'dir. Çünkü İngiltere Roma idaresinde çok az bulunmuştu. İngiltere'yi üst olarak kullanmışlardır. Bu keyfiyetten bir not netice doğmuştur. Bölünmüş aileler bir Yahudi Rusya'da yaşıyorsa bir akrabası Paris'te yaşıyor. Bir akrabası Londra'da yaşıyor. Bu onlara bir avantaj olarak dönmüştür. Çünkü gittikleri yerlerde onlar yerleşmeden evvel Hristiyan olduğu için Hristiyanlarca Yahudiler Hz. İsa'yı çarmıha görmüş, gerdirmiş olmak töhmetiyle kötü gözle görülüyorlardı. Siz bizim peygamberimizin çarmıha gerilmesine sebep olduğunu diyerek bundan dolayı küçük yerleşim bölgelerinde oturamadılar. Kozmopolite müsait büyük yerlerde oturdular. Büyük yerlerde. Küçük yerlerde insanlar birbirlerini ezberler, herkes birbirini tanır. Kozmopolite müsait olan yerler büyük merkezlerdir. Dünyanın hiçbir yerinde, Amerika'da dahil, köyde yaşayan bir Yahudi yoktur. Bu iş onlara bir avantaj, bir de dezavantaj. Bir lehte, bir alehte netice doğurmuştur. Alehte doğan netice şudur. Küçük yerleşim bölgelerinde yaşamayıp büyük şehirlerde yaşamış olmaktan dolayı nüfusları artmaz. Her milletin nüfusunu artıran köylü kısmıdır. Şehirlileştikçe insanlar korkaklaşır. Bu sizin bugün belki de çoğunuzun hayranlıkla seyrettiği kule binalar var ya onlar da yaşayanlardan asker, orada doğup büyüyenlerden asker bile olmaz. Kurbağa görse korkar. Küçük yerdeki insanlar, küçük yerde yaşayan insanlar için hayat ucuzdur. Yol parası yoktur, su parası yoktur. Hayat ucuz olduğu için saldım bayrağı Allah kayra mantığıyla çok çocuk yaparlar. Büyük şehirler insanları korkaklaştırdığından iyi yetiştirmek ister. Nüfus büyük şehirlerde artmaz. Hatta eksilir. Ama köylerden sanayileştikçe şehre gelenler bu eksilmeyi telafi ederler. Dünyada Yahudi nüfusu belki 300 seneden beri bir kişi artmamıştır. Takriben 20 milyon Yahudi vardır. Bugün de 20 milyon Yahudi vardır. Çok değil. Bu asrın başlangıcında Yani 1900 yılında Çin 600 bin nüfusluydu 600 bin Bokser isyan olduğu zaman Yabancı Avrupalı e, Diplomatları öldürdüler İlk öldürdükleri Alman Büyükelçisi Ketler'dir Wilhelm Abdülhamit'ten rica etti. Burada 50 milyondan Müslüman var. 600 milyonun 50 milyonu Müslümandı. <laughs> Abdülhamit oraya bir sükunet fermanı gönderdi. Bu fermanın Çincesini benim kitaplarımda görebilirsiniz. Ve bundan istifadeyle de Pekin'de Hamidiye Üniversitesi diye bir üniversite kurdu. İslami tedris yapan maalesef ittihatçılar iktidara geldikten sonra o üniversitenin müderrislerinin maaşlarını kestiler ve üniversite kapandı. Bugün onun yerinde bir cami vardır Çin Müslümanları için. Bugün 1900'lerin başında yani 120 sene evvel 100 sene evvel diyelim takriben 600 bin olan Çin 1,5 milyondur. Milyardır. Milyar. 1'e 3 2 kat arttı bakın 500 binin 1,5 milyon 2 katıdır 3 katı değil 1-2 olunca 2 kat arttı diyorlar bu ifade tarzı da yanlıştır katsa 2 1'in 1 katıdır 3 2 kat fazlasıdır yeri geldikçe Türkçe da işaret edelim maalesef. Doğru Türkçe konuşan kalmadı. 600 bin nüfus 100 sene sonra iki kart artarak bir buçuk milyar oldu. Buna göre Yahudilerin de 60 milyon olması lazımdı. Var mı böyle bir artış? Yok. Demek ki bu bir onlar için dezavantaj oldu. Alehte bir müessir oldu. Ama bunun lehte olan tarafı da vardı. Lehte olan tarafı da büyük şehir, büyük ticaret ve büyük tahsil imkanı sunar. Bu surette ülkelerde iktisadi kalkanmada dengesizlik vücuda geldiğinden köylüyü bulduğu, bulunduğu yerde tutmak için sınai kuruluşların geri kalmış bölgelere de kurulması için iktisat ilminde bir dava ortaya çıkmıştır. O da refahın yaygınlaştırılması. Bulunduğu yerde bir fabrika olursa adam gider orada çalışır. Yoksa tarla bölüne bölüne artık nüfusu bakmaz hale gelince bir kısmını yapar büyük şehre gelir. İşçi olur. Binaenaleyh büyük şehir 100 sene evvel ne kadar? Türkiye'de ise ben sizin gibi bir üniversite talebesiyken Türkiye'de 3 tane üniversite vardı. İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi. Üç üniversite vardı. Biz lisedeyken başka teknik kuruldu. Başka teknik. Üniversite adını bile taşımıyordu. Talebe bulamadı. Problemler problem içinde. Bir şey anlatırken onun lehte veya aleyhte tesirlerini de konuşmak lazım. O zaman lise dört seneydi gene. Biz başlamadan evvel üç seneydi. Başladığımız sene dörde çıktı. Biz ikinci sınıfı okuduk. Üçe geçtiğimiz sene tamim geldi. Lisede iki sene okumuş olanları imtihansız maska teknik talebe olarak kabul ediyordu. Bizim sınıftan beş altı kişi gitti. Birisi bana dedi ki, ya biz üniversiteye gittiğimiz zaman bunlar ikinci sınıfı bitirmiş, üçe başlamış olacaklar. Biz de, biz de gidelim. Dedim ki, 100 tane aranızda mühendis mektebinde okuyan varsa darılmasın. 100 tane mühendis diplomasını yüz kuruşa satsalar almam. Almam. Dünyayı imar, insanı imardan sonra gelen bir iştir. İnsan haraptır. Ben asıl ihtiyaç olan insanı imar işinde çalışacağım. Bu da sosyal ilimlerle olur. Mimar bina yapar, yol yapar. Mühendis bina yapar, yol yapar. Bunu Müslümanların mimar olmasa, mühendisi olmasa elin gavurunu getirirsin, o senden daha hala yapar. Ama bir milletin tarihini gavura okutturamazsın. Dinini gavura anlattıramazsın. Bunu o davaya inanmış, ruhuyla, zihniyle onun içinde olan bir adam yapmalıdır. Bugün de size bir bugün de bu ihtiyaç daha fazla vardır ama bir hatıramı söyleyeyim. Bundan takriben 40 sene evvel isimlerini söylemeyeyim. İstanbul'un maruf zenginlerinin çocukları. Sultan Ahmet caminde cuma kılmışlar. Dönüşe bana uğradılar. Cağaloğlu'nda vilayet andı. O zaman ben Sebil adında haftalık bir gazete çıkarıyordum. Bunlara dedim ki kağıda zam geldi. Benim dergime okuyan talebe Haşlığı kıt demek talebe. Bir talebe zengin evladı olsa bile ona zekat verilir. Çünkü şahsi geliri yoktu. Talebeye böyle bakar İslam. Biraz ilan verin de zam yapmayayım kağıda zam geldi. İlk mi gittiler? İşte biz gazete ilanı vermiyoruz. Öbürü e biz malımızı reklamsız satıyoruz. Öbürü e bilmem ne. Bunlara dedim ki, lan dedim sizin o zaman delikanlı. Şimdi ekabirden zenginlerin ekabirleri. Sizin her birinizin bir iki fabrikası var. Benim oturacak bir evim bile yok. Siz benden akıllı mısınız da bu oldu? Babanızdan kaldı sizi. Babanızdan kaldı. Ama bir dava üç şeyle yürür. Meşhur Horio diye bir Fransız hukukçusu vardır. Bak mavi Marmara'ya geleceğim unuttum zannetmeyin. Ben 40 tane parantez açarım onları geriye doğru kapata kapata esasa abdet ederim. Siz benden akıllı mısınız da bunu ağl oldunuz? Niye babanızdan kal Güzel ama bir şey size söyleyeyim dedim. Bir misal vereyim size. Bir kadın çocuğunu emzirmekte ne mübarek iş değil mi? O anda evde yangın çıksa. Yangın. O kadın bakın hayvanın yavrusu her hayvanın yavrusu anasını bulur memesinin kendi talip olarak emer. Bir koyunu düşünün, bir buzağı düşünün. Kimse getirip de koyunun anasının memesinin buzağının ağzına sokup da ona öğretmez. Hilkat, yaratılış, kainattaki nizama bakın. Allah'ı arayan adam örümcek yeter Allah'ı bulmaya. Kudreti külliye intikal etmeye pire yeter pire. Pire görüp de öldürmeyen yoktur. İnsandan kuvvetli midir? mı insan yaşıyor. Bir kertenkele günde yüz tane karınca yer. Karıncanın nesli ortadan kalkmaz. İlahi bir nizam var. Bu nizamda insan yavrusu hayvan yavrusundan daha acizdir çocukluğunda anası o yavruyu memesine götürüp ağzına koymasa çocuk açlıktan ölür. Başka bir şey de yiyemez. Başka bir şey de yiyemez. Onun gıdasını Allah ananın memesinde halk ediyor. Bakın sizin yediğiniz meyvelere bakın. Şeftali. içinde sert bir taş gibi çekirdek var değil mi? Sizin yediğiniz o gıda nedir biliyor musunuz? O şeftali toprağa düştüğü zaman ondan yeni bir fidan meydana gelmesi için ilk mevadlı gıdaya o şeftalinin çekirdeğine gıda olsun diye yaratılmış. Erik yiyorsun. Erik sen yesin diye çekirdeğin üzerine bir yumuşak dokudan bir hamule sarmıyor. O erik çekirdeği toprağa düştüğü zaman ilk gıdasını orada bulacak. O ona gıdadır. Ama Allah-u Şan eğer her çekirdekten kendi nevinden bir varlık meydana gelmesini takdir etmiş olsaydı dünya ne eriyesi vardı, ne şeftaliyesi vardı, ne cevizesi hiçbir Hiçbirine sığmazdı. Hiçbirine sığmazdı. Dünyayı o işgal eder, gayra yer kalmazdı. Allah belli bir maksat için verdiğini, o maksadı gerçekleştirip de artacak şekilde veriyor. Sen de onu meyve olarak yiyorsun. 100 tane şeftali yaratılıyorsa, sen 99'unu yiyorsun, bir tanesi de toprağa düşüyor, yeni bir ağaç oluyor, nesin devam ettiriyor. Ne şeftali bütün çekirdeklerden şeftali meydana getirip de dünyayı işgal edebiliyor ne de insanlar. Bunu tükettikleri için, veriliş gayesine aykırı tükettikleri için şeftalinin nesli ağaç yapamaz hale geliyor. Böyle bir şey yok. Nizam, plan. Bir erkek ana rahmine tuğla tavla zarı kadar bir meni kütlesi içinde 3 milyon insan tohumu bırakıyor. 3 milyon. Biliyor musunuz? Bu 3 milyon tavla zarı hükmündeki bir meni kütlesinin onda birini teşkil eder. Onda dokuzu meni suyudur. Doktorlar bunu çok iyi bilir. Sperm meni suyunda yaşar. Aynen balığın suda yaşadığı gibi. Bir tavla zarının onda biri kadar hacme 3 ila 5 milyon insan tohumu sığdıran bir kudret-i ilahiye var. Ateistlerin hepsi akıl hastasıdır. Akıl sıhhatinden mahrumdur. Bakar kördür. Bu bahsi uzatmak istemiyorum. Bir koyunun yavrusu kadar <laughs> insan yavrusunda kabiliyet yoktur başlangıçta. Ana onu emzirir. Aksi halde ölür. Ananın Allah-u Azimişan bir şefkat vermiştir anaya. Filozof kılıklı bir herif üniversitede konferans vermiş. vermiş. Orada diyor ki hanımlara ey kadınlar siz meal okuduğunuz zaman Erkekler karşısında ikinci sınıf yaratık olduğunuzu hissetmiyor musunuz? Bunun manası şu: Allah kadını alçaltıyor. Mustafa Kemal'in de böyle bir sözü var. Erkek hakimiyetini tesis eden bir din diyor. Haşa vekella. İslam dini fıtrat dinidir. Allah azim işan, zerreden küreye. Her şeyi belli bir gaye ile yaratmıştır. O gayeye uygun vasıf vermiş. O vasfa uygun da hüküm vazetmiştir. O adriyeti mutlak olan çocuğun bakımını anaya ayırıyor ki ananın vücudunda onun gıdasını halka diyor. Çocuk doğurmadan evvel ne yiyorduysa gene yiyordu. Niye memesinden süt akmıyordu? Peki çocuğu olan erkeğin de memesi var ondan su takıyor mu? Bu vazife ona verilmemiş. Bu anaya verilmiş. Bundan dolayı anaya aşırı hissilik verilmiş. Bu hissilik çocuk yetiştirmekte makbul olan, mergub olan bir iş olduğu halde adalete geldiği zaman kadın bu hususiyeti dolayısıyla Katil acır, maktul acır, adaleti yanıltır diye şahitliğini yarıya indirmiş. Onu alçaltmak değildir. Fıtratını, fıtri temayüllerine sabak atmaktır. Haklar ve dengelerde adalet sağlar. Bir kadın zengin olsa, kocasına yardım etmeye mecbur değildir. Hatta şu kadarını söyleyeyim ki doğurduğu çocuğu bile emzirmeye mecbur değildir. Hiçbir mecburiyeti yoktur. Bir tek istisnası var. Onu da söylemeyeyim hanımlar var. Bir tek hiçbir mecburiyeti yoktur. Rica ile yaptırırız. Ama hacet yok. Kadın bu aşırı şefkat dolayısıyla o çocuğu emzirir. Böyle mübarek bir halde. Aynı şekilde kadın ailenin geçiminden mesul değildir. Onun için miras hissesi yarıdır. Evlilik küfü ailelerden olduğu için kendi yarım getirir ama kocası bir getirir. Aile gene aynı mali güce sahip olur. Çünkü evlilikte de küfü aranır, denklik aranır. Bu denklik her hususadır. Bunları anlatırsak bahis uzar gider. Onlara dedim ki o zengin gençlere bir kadın düşünün. Yavrusunu emziriyor. Parantezin birini kapadık. Yavrusunu emziriyor. O anda evde yangın çıktı. Şu kadar mübarek olan bir işi yapmaya devam etse bu iş ihanet olur. İhanet. Ne yapacak? bu işi tehir edecek. Yetişin komşular evimiz yanıyor diye bağıracak. Dünyanın refahına medar olan işler, ahiretin mahvu perişan olmasına sebep olan gerçekler karşısında aynen buna benzer. Dünyayı mamur etme, o çocuğu emzirmekten daha makbul değil. Daha makbul olsun. İnsanların imanını kaybettiği bir cemiyette bu felaket ebedi, ebedi bir düşünebiliyor musunuz? Ebedi ne? Ebedi, akıl havsalaya sığmaz. Dünya onun yanında bir an, an. Ebedi saadetinden mahrum kalar. Saadetten mahrum kalır da Arap'ta kalmıyor, Türk kalmıyor. Bir de batılın müdafi halinde küfrü iltizam etmekten dolayı ebedi felakete gidiyor. Vallahi bunun imdadına koşmak, o yangına koşarken çocuk adeta yavrusunu kucağından atar gibi bir yere bırakır ya. Böyle bir istincan lazım. Şimdi ev yanarken bir kadının çocuğunu emzirmeye devam etmesi ihanet oluyor da bu ülkede milyarlarca milyonlarca insan küfre sürüklenirken sizin birer genç olarak dininizi, dilinizi, tarihinizi öğrenip de bunların imdadına koşmak varken bir fabrikayı iki fabrikaya çıkarmak için çalışmanız ne oluyor dedim. Ne oluyor? Cinnet! Cinnet! İçinde yaşadığın hakaiki görmemek, ahireti bütün dehşetiyle idrak etmemek, dünya ile ahiret mukayesesinde kifayetsiz kalan bir zihnin iradeye inikasıdır. Başka türlü izah edilmez. Çünkü sen Müslümansın. Müslüman olarak ahirete inanıyorsun. Saadetin de felaketin de ebedi olduğunu inanıyorsun. Senin civarında milyonla adam küfre sürükleniyor. Kılıngı burada mı? Sen paranın cazibesinde dönme dolap gibi dönüyorsun. Siz nasıl kurtulursunuz? Sizin meşru olan ticaretiniz babalarınız belki zamanda bu kadar yangın büyük değildi. Çocuk kibritle oynuyordu da ya yanarsın diye elinden almak kabilinden meşguliyeti azdı. Ama şimdi yangın devam eleşti. Üstelik sizin her biriniz üç kardeş, beş kardeşsiniz. Bir tanesini ticaret dışına atıp da şu hizmete koş sen de arkadaş, belki senin sayende biz de ahirette kurtuluruz. Diyeniniz var mı? Yok. Sizi kim kurtaracak? Bir tanesi bana dedi ki, çok ağır söyledin dedi. Ama doğru söyledin. Fakat bir şey bilmiyorsun dedi. Bir şey bilmiyorsun. Biz sohbette, senin sohbetinde tam bir Müslüman gibiyiz. Ama piyasada Yahudi'den farkımız yoktur. Dedi. Yahudi'den farkımız yoktur mesela cumartesi Yahudilerin tatil günüdür. Yahudi bayramı bizim cumamız onların cumartesidir. Piyasada senet, para alışverişi yapan bir Müslüman tüccar yoktur cumartesi günü. Halbuki toplasan Türkiye'de 30 bin Yahudi vardır. O zaman 50 bin falandı. Bir kısmı İsrail'e gitti. 30 bin Yahudi o gün nüfus 30-40 milyondu. 40 milyon bana kendi iradesini kabul ettiriyor. Ödemeler cumartesi günü olmaz. Sadece bundan ibaret değildir. Onlar ne yapıyorsa piyasada biz de aynı şey yapıyoruz. Sen rejimle mücadele ediyorsundur. Rejimle. Kemalizmle harp halindesin elhamdülillah. Harp halindesin. Senin gazetende bizim reklamımızı parasız yapsan bile biz istemeyiz. Dedi. Buna da sonra şahit olun. Rahmetli Kemal Şadoğlu bir zengine dedi ki onu da ismini söylemeyeyim. Gitti ahirete geldi. Dedi ki sen bile abone yapayım. Aman aman sakın dedi. Bu düşündü ki bu para vermek istemiyor. Kendiliğinden ona abone yaptı. Geldi bize parasını yatırdı. Bir isim verdi. Biz o mu istiyor, başkası mı istiyor bilmiyoruz ya. O zengin Kemal Pilavoğlu'na Kemal Şadoğlu'na Şadoğlu telefon etti. Ulan beni sen mi bu gazeteye abone yaptın dedi. O güldü. Dedi ki bu gazetenin benim yazanımda görünmesi de benim aleymedir Bunu iptal ettir. Kemal ya Şadoğlu yapmadı adam kendi bize telefon etti. Ben sizin gazetenizi yazanımda görmek istemiyorum. Benim abonemeliğimi iptal edin. Bu da var ya her sene hacca giden bir hacı. Zengin. Her sene hacca giden. Kiri de var bazı adamların. Sabunu da var. Belediyede rüşvet gören adam gördüm. Ya hacca gider her sene ya umreye gider. Kiri de var sabunu da var. Böyle adam dolu gazetenin senin gazetene bizim ilanımızı bedava koysan bile biz bundan zarar görürüz. Bize bir müfettiş gönderirler. Seni destekliyoruz diye anamızı aldatırlar dedi. Dahası var bak. Dahası var. Sen dedi de ki ben Kur'an-ı Kerim basacağım. Tefsir basacağım. Meal basacağım. Ben dinliyorsa bunu söyleyen kulakları çınlasın. Ne istiyorsun? 50 milyon ise ben sana yarın 100 milyon getiririm. Kur'an basacağım. İlmihal basacağım. Tepsir basacağım de. 50 istiyorsan 100 milyon veririm. Çünkü orada bir tehlike yok. Rejimle bir kavga yok. Bu kelimeyi i tevhidin illası. İlla. Kelime-i tevhid la ile başlıyor. La. Bunun manası İslam'da yanlışı reddetmek, doğruyu celbetmekten evveliyetlidir. Mecellede meşhur bir kaide vardır. Defi mefasit, celbi menafiden evladır mefsedetleri defetmek menfaatleri celbetmekten daha önceliklidir yenilerin tabiriyle. Şayanı tercihtir. Çünkü kalp imana müsait olması için evvela putlardan temizlenmesi lazım. Bu metotla yürüyen Evvela la deyip de sonra illa diyen bu yaşa gördüm bir elin parmakları kadar adam gördüm desem, belki de yalan. Herkes illa'yı anlatır. İlla anlatır ama la kap bulaşığı gibi adamın kafasında yayla yerinde, yayla yerinde Akçabat'ın yaylasında cuma kıldım. Selam verdim yanımdakinin Yakasında Kemal'in putunu gördüm. <laughs> hem vallahi hem billahi. Sonradan öğrendim biliyor musun? O ahmak o camiyi de yaptıran adam. Ya. Ama o menfi kafadan çıkmamış. Kalpten çıkmamış. Bu ne bu? Müslümanlar iddiatçılardan itibaren idam sehpaları gördüler. Bir dostum vardı Allah rahmet eylesin. Abdülhakim Arvas'ın Teyzezadesi Pul müdürüydü. Mustafa Kemal'in günde Ankara'dan daireye giderken hangi sokaktan gideyim de asılmış birini görmeyeyim derdim dedi. Siz ne zannediyorsunuz sade duymuşsunuzdur İzmir'de 14 kişiyi arsıda Ankara'da da 4 kişi 18 kişi arsı bir suikast teşebbüsünde. Yüzlercesi binlercesi var bunun. Binlercesi var. Yıldık. Yıldık. Korkutulduk bu korku yürekleri işgal etti. Beyni işgal etti. Beyni işgal etti. Müslümanlarda bu korku. Dinen zayıf olanlarda da dünya perestlik hakim oldu. Paranın cazibesine kapılarak daha gençliğinde İslam bir yol tuttuğu halde sonradan hafız gördüm. Çok misaller verebilirim size. Hafız gördüm. Osman Bey de kumaşçılık yapıyor. Çünkü zengin bir aileyle evlendi. Onlar dedi ona ki ya cami imamlığından ne geçiremezsin. Gel sana biraz sermaye verelim ticaret yap. Bıraktı cami imamlığı, aldı ki o peygamber vekilliği. Onu layıkıyla yapan ayakları öpülür. Tüccar oldu. Buna tipik bir misal daha size vereyim. Madem parantezleri açtık. Benim gençlik yıllarımda, hadi bunun adını söyleyeyim, hala da yaşıyor, çok ibrettir. Kendinin bir kabahati yok çünkü. Nedim Uğur diye İmam Hatip'in ilk yetiştirdiği gençlerden biri hati bir Şehir. Ne demek şehir? Şöhretli demek. <laughs> Kürtülerde toz kaldırıyor. Ya bir hatip yetişiyor elhamdülillah dedim ya. Elhamdülillah. Bugün baktım bu sustu kayboldu. Ya bu çocuğa ne oldu? Babası aldı, ticaret haneye soktu dediler. Hay zalim dedim. Hay zalim. Bunun başka evladı yok muydu? Var iki oğlu daha var. Onu da aldı. Onlar da hepsini tüccar yapıyor. Bu adama bir aile söylendim. Ama tanımıyorum. Bu Kayserli bir zengin. Bir gün Allah sağa afiyet versin. Emin Saraç hocayla tavaftan çıktık o zaman şimdiki gibi kabe Muazzam'ın etrafı tamamen mermer değildi mermer bir bilezik gibi etrafında vardı öbürü de yollar şeklindeydi çakıl taşıydı sonradan mermer oldu o Beytullah'ın etrafındaki mermer şeyden tavaftan çıkıyoruz bitirdik bir adam karşımıza çıktı Emin Saraç Hoca dedi ki aha Nedim Uğur'un babası bu adam dedi kızdığın adam bu adamdı. Vallahi Kabe'nin önünde bu adamın yakasına daldım. Bey zalim dedim. Senin dinine hizmet edecek bir evlat Allah sana ihsan etti. Senin kazandığın ona yetmiyor muydu? Onu da Allah yolundan, hizmet yolundan çektin, ticarethaneye hapsettin dedim. Dur ya arkadaşım ne diyorsun dedi. Biraz daha söylenince dedi ki vallahi de şu Beytullah şahit olsun. Bak bak. Şu Beytullah şahit olsun. Ben yarın İstanbul'a dönüyorum. Ona diyeceğim ki oğlum serbest. İster ticaret, ister hizmet. Helallaştık, kucaklaştık. Ertesi gün akşam namazına geldik. Emin Saraçoca bir yerden haber olmuş. Ne oldu biliyor musun dedi. Ne oldu dedim. Nedim Uğur'un babası Cidde'de uçak beklerken vefat etti. İstanbul'a cenazesi gitti dedi. Hayırlar da rızk gibidir. Duaya sarılın. Ya Rabbi ahirette beraatime yetecek kadar hayır halkat benim elimden de. Ben yaparım deme. Sen halka Allah'ın halik sıfatıyla dahil olmadığı hiçbir fiil. Gerçekleşmez. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala türkü değil oflu hocanın dediği gibi. Haşa ve kella. Böyle dua yapış. Ben akıllıyım Müslüman oldum, akıllıyım şunu yaptım, akıllıyım bunu yaptım diyen ahmaktır. Sen iflas eden adamların aklından mı şüphe ediyorsun? O iflas etmeden evvel o zengin seni adam bile gözüyle bile görmez. Çünkü parası kadar da aklı olduğunu zanneder. Ama kar edeceğim diye bir şey imza atar batar. Akıl seni kurtarsaydı hadi. Gene bir parantez açıp bir hatıra anlatayım ama bunu bitireyim. O daha enteresan. Ben gittim dedim Uğur'a öğrendim mağazalarını. Emin Saraç Hoca şahit babanla böyle böyle bir konuşma oldu dedim. Dön hizmete. Eskilerin bir sözü var bağ bağlar derler. Dedi ki abi dedi artık çok geç dedi. Babam bize o kadar borç harç bıraktı ki. Allah içinden çıkılır gibi değil. Ben kardeşlerim cahil. Onlara bu yükü bırakıp da gidemem. Sen bilirsin. Dedi. Şimdi baban kurtardı mesuliyetten. Niyetil mümin hayrun min amalihi. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. O kurtardı. Sen bakalım ne yaparsın dedim. Aradan 40 sene geçti. Bu vakfı kurarken dükkanın önünden geçtim. Tesadüf. Baktım içeride oturuyor. Girdim dedim ki sana bir fırsat. Bak sen de benim gibi yaşın kemal erdi. Gel bu vakı beraber kuralım dedim. Bırak bu işleri. Can tende fırsat sende der eskiler. Gel dön bu işe. Bana dedi ki ağabey ah keşke o ilk söylediğin zaman dedi bunu yapsaydım dedi. Şimdi biz iflas ettik geçim sıkıntısı çekiyoruz. Bu vaziyette kardeşlerim bırakıp da gelemem Dünya malı bu işte. El kiri. Bu ibretli vakat sizin kulağınıza küpe olsun. Buna ilaveten bir şey daha söylemek istiyordum. Unuttum. Ya. Siz gıda bozukluğundan, ben de yaşlılıktan hafızalar zayıfladı. Şimdi Oraya. yahudi anlatıyordum size. Oraya dönerim. Bu misal bu da, aa böyle bir misal. Bir gün belediyede <laughs> gene ben hatırladım. Belediyede Genel sekreterin yanındayız. Bir telefon geldi bana. O zaman cep telefonu kullanıyordum. Şimdi iftizal oldu attım. Bir telefon geldi bana. Konya'da verdiğim bir konferanstan 3 seneye mahkum olmuşum. Orada İstanbul'un maruf zenginlerinden biri var. Orada. Benim telefon konuşmamdan anladı. Ne oldu? 3 seneye mahkum olmuşum. Dedi çok eski değil ha. Ecevit affıyla kurtulduğum işlerden biri. Yahut rahşan affı denilen affı. Üç seneye mahkum oldum. Elhamdülillah dedim. Telefonu kapattım. Niye elhamdülillah? Bunlardan bir zarar görmeyen hayatını tövbe istiğfarla geçirsin dedim. Çünkü sen ona bir zarar vermedin ki o da sana dokunmadı. Halbuki emri maruf nehyanil münker diye unutulmuş bir dava var İslam'da. Müslüman gördüğü yanlış eliyle diliyle düzeltecek. Düzeltemezse kalben buğz edecek. Bu Allah'ın bize emri. Ya dedi hem ceza aldın hem elhamdülillah diyorsun dedi. Buradan bir bahis açıldı. O zengin bana dedi ki, sen akıllı bir adama benziyorsun ama dedi. Niye böyle başına belalar alıyorsun dedi. Dedim ona ki, sen müteahhitlik yapıyorsun değil mi? Evet. Her işte kar etmek ümidiyle işe alıyorsun. Evet. Bazen zarar ettiğinde oluyor mu dedim. Oluyor dedi hesap edemeyiz benimki de ona benzerdi ben de bin defa konuşuyorum bir defasında da sürçülisan ediyorum ehli küfre yakalanıyorum <laughs> üstelik de o söz yanlış olduğu için değil kanunsuz olduğu için kanuniliğe biz meşruiyet diyoruz halbuki kanunun kendisi gayrimeşru meşru demek şerata uygun demek kendisi gayrimeşru olan şey esas alınıyor. Ona aykırılığa gayrimeşru diyorsun. Böyle bir mantık. Zarar de oluyor değil mi? Oluyor. İşte ben de öyle. Bu şekilde bazen de zarar ediyorum. Ama ben zarar etmem dedim. Çünkü bu bana ahirette kar olarak döner. Sen kalbini Allah'ın rızasını kazanmaya yönlendir bütün benliğinle benim gayem gayetül gayat gayelerin gayesi ya Rabbel Alemin senin rızanı kazanmaktır de geçen hafta size söyledim uykun bile ibadet olur çünkü bir şey nasıl hakkındaki hüküm Ferine de şamildir. Uyuyacaksın ki o gayeyi gerçekleştireceksin. Yemek yiyeceksin ki o gayeyi gerçekleştireceksin. Benim niyetim Allah'ın rızasını kazanmak olduğu için, onun davasını müdafaa olduğu için, ben dünyada üç sene hapis cezası yerim, bu benim fanilik vasmus mutasip olan hürriyetimden bir fedakarlıktır. Ahirette Allah-u Azimişşan bana bunun bu fani nimeti yerine baki nimetler ihsan eder. Müslümanın Niyetin halisse hiçbir zarar ihtimalin yoktur. Böyle bir ticaret görülmüş mü? Zarar ihtimali olmayan şey ticarette faizdir. Ama Allah yolunda çalışan hiç zarar ihtimali yoktur. Zararın en büyüğü hayat vermektir. Ölmek seni peygamberlikten sonraki mevkiye yükseltir. Verdiğin dünya hayatı seni ahirette peygamberan-ı izamsız hazaratının sınıfının altındaki sınıfa ithal eder. Hiçbir beşeri fiille yükselemediğin derecatı düşmanının elinden kazanırsın. Bu böyle bir dava. İyi de dedi bunun hakkında kanun var dedi. Onu bir tarafa bırak, başkalarına saldır. Madem yapacaksın. Dedim ki bana bak. Sen müteahhitlik yapıyorsun. Niye mahalle bakkallığı yapmıyorsun? Olur mu? Benim sermayem büyük dedi. Mahalle bakkallığı bana yakışmaz. Benim de sermayem büyük. Kafirin büyüğüne saldırıyor. Maşallah. Nasıl sen büyük ticarete gidiyorsun? Ben de büyük ticarete. Bir şövalye sineğe kılıç sallamaz. Allah Allah. Fino köpeğiyle uğraşmaz. Benim de sermayem büyüktür. Yanında da İmam Hatipli damadı var. O da aynı Nedim Uğur gibi paranın cazibesinde Anafor'da doğan birisi. Dedi ki bu benim damat söylüyordu. Ondan konuşulmaz diye de haklıymış dedi. Seninle konuşulmazmış. Çünkü ben salt mantığı terennim ediyorum. Mantık. Sırtı duvara vurdu. Sırtı duvara vurdu. Sana ahirette bir sual mı mi var mirasçılarına kaç apartman bıraktın? Kaç bankanot destesi bıraktın? Böyle bir sual mı var? Hiçbir sual yok bundan. Hiç. Ama zenginin paraya hırsı fakirden daha fazla. Para kazanmak unutmayın. Tuzlu su içmeye benzer. Tuzlu su içenin iştahı artmakta devam eder. Susuzluğu teskin olmaz. Dünyevi hırsların hemen hepsi böyledir. Ahirete çalışma, ruha sekinet kazandırır. Huzur bundadır. Çünkü ebedi bir hayata yatırım yapıyorsun. Onu gidip bulacaksın orada. Tabi bu müminler içindir. İnanmayan için öyle bir şey yok. Biz boşuna zahmet çekiyoruz. Halbuki bizim bir edebiyat hocamız vardı. Şüpheden hareket etsek. Ahiret ya var ya yok. Böyle kabul edelim derdi. Bu caiz değildir de. Ya er ya yok. Hesap ya er ya yok. Bir üçüncü ihtimal yok. İki ihtimal. Bizim sizin dediğiniz gibi çıkarsa, ahiret yoksa, cennet cehennem yoksa, hesap kitap yoksa, biz bundan bir zarar görmeyiz. Dünyadaki ibadetlerimiz, hayırlarımız bizim yorgunluğumuz olur. Zaten dünyada kalmış. Biz zarar görmeyiz. Ama bizim dediğimiz gibi çıkarsa sizi kim kurtaracak? <laughs> İhtimali ki. Şüpheden hareketsen bizim gene zarar ihtimalimiz yok. Ama her halükarda sizin zarar ihtimaliniz var. Evet. Demek oluyor ki bir Müslüman ha onu da söyleyeyim cesur olmak mecburiyetindedir. Kadere iman eden korkak olmaz. Korkaklık kadere iman zaafından başka bir şey değildir. Yapılacak iş şudur. Cesareti yüreğindeki kadar değil. Ben de bunu 60 yaşından sonra öğrenebildim. O zamana kadar sonuna kadar kullanıyordum cesareti. Cesareti elde edeceğin netice kadar kullan değmeyen bir işte büyük bir riske girme. Elde edeceğin netice kadar riske gir. Eğer ölümüm Suriye'deki mazlumları kurtaracak olsa gönüllü talibim. Yarasa kurtarmaya. Ama bugün yapabileceğim duadan ibaret. Duadan ibaret. Her akşam yatağa yattığınız zaman uyku bastığıncaya kadar dua edin, zikredin ümmeti Muhammed'in maruz kaldığı bu felaketlerden kurtulması için Allah'ın lütfunu, keremini inamını, ihsanını talep edin. Bu fiil üzere uyursanız bütün uykunuz boyunca bu duaya devam etmiş gibi hasenat alırsınız. Böyle işte yatakta dönüp durma. Zikret. İstiğfar et. Eftale dua istiğfar. Ondan sonra aklına ne geliyorsa. Ama burada bir parantez açayım. Duada da tehlikeler vardır. Aklının doğru gördüğün değil. Ya Rabbi sen indi ilahiyende benim lehime ise mesela adamın çocuğu olmaz ya Rabbi bir çocuk ver der hayırlı kelimesini kullanmadan ister Allah ona bir çocuk verir başına bela olur fakir zenginlik ister hayırlıysa demez zenginlik onu sapıttırır çünkü bazı lütufların içinde kahır saklanır. Bazı kahırların içinde de lütuf saklanır. Dinen zayıf bir hayat yaşayan bir adam iflas eder, aklı başına gelir. Allah yoluna döner. Bu da var. Aksi de var. Zengin olup sapıtan da var. Nimetler iki ağızlı bir bıçaktır. Hayra da yarar, şere de yarar. Daima hayırlıysa diye talep et. Ne istiyorsun? hakkımızda hayırlı olan Ya Rabbi kahrından lütfuna sığınıyoruz de. Bu da bir bedava kazanç yoludur. Nasıl olsa uyu uyuyacaksın. Uyana kadar da hayal kurma. Allah ile meşgul ol. Sabah uyandığın zaman da cunup bile olsan ayağını yere atmadan Elhamdülillah. İlk meşeri söz Elhamdülillah'tır. Adem Aleyhisselam'a ruh üfürüldüğü zaman etrafını kolaçan etti, baktı, Elhamdülillah dedi. İlk beşeri söz Elhamdülillah'tır. Sabah, Ya Rabbi beni imanlı yatırdın, imanlı kaldırdın. Saatli yatırdın, saatli kaldırdın. Elhamdülillah de, yere öyle bas. Hayata her güne Allah ile başla, her güne Allah ile bitir. Doğru olan bu. Gelelim Yahudi meselesine. Size ne dedim? Bir lehte bir alette netice oldu. Lehteki netice büyük ticaret ve büyük tahsil imkanıdır. Ama biliyor musunuz Yahudiler? Avrupa'ya yerleştikleri zaman onlara her nevi ticaret hususunda serbestiyet verilmemiştir. Bugün Almanya'da Geberbe diye bir şey vardır. Geberbe. Bu nedir biliyor musunuz? Almanya'da yaşayan bir yabancı. Türk, Afgan, Irak neyse. Bakkal dükkanı açacak. Polisten müsaade alacak. Türkiye'de böyle bir şey var mı? Dükkanı açarsın, çalışma ruhsatı istersin belediyede, o da gelir bakar, bu işe uygunsa tamam. Senin şahsına geberbe verir, şahsına. Bu Yahudilerden kalma bir şeydir. Yahudiler her istediği işi yapamazlardı. Başlangıçta bunlara müsaade edilen iş eskicilik. Sokaklarda dolaşıyorlar, eski şeyler topluyorlar ya, bu! Bundan antikacılığa yükseldiler. Antikacılıktan bankerliğe yükseldiler. Uzun asırlar süründü. Dünyada Yahudi'den daha uzun sürünen bir millet yoktur. Siz zannetmeyin hep böyle güçlüydüler. Yahudi akıllı olsaydı 7-8 asır sürünmezdi. Düşmanları onların küçük yerlerde ikametine müsait olmadığı için, onları memur yapmadığı için, devlet memuru yapmadığı için, her nevi ticarete müsaade etmediği için bu şartlar Yahudilerin ilim tahsiline sevk etti. Ve ticarette yükselmeselerini net doğurdu. Bölünmüş aileler dedim ya ithalatı, ihracatı ellerine geçirdiler. Bir Türk firması Almanya'dan bir şey alacak olsa onu bir Türk yapıyorsa onu tercih eder. Yahudiler de böyle beynemler paslaşarak sanayi inkılabı hengamında sanayi inkılabı hengamında güç elde ettiler. Sanayinin iki illeti vardır. Hatta üç de diyebiliriz. Birincisi ham maddedir. İkincisi pazar bulmadır. Üçüncüsü finanstır. Sanayi bu üç ayak üzerine durur. Almanya'da bir fabrika kurdun. Diyelim buzdolabı imal ediyorsun. Pazar bulamadınsa, malını satamadınsa sosyal bir hadisedir işçileri sokağa dökemezsin. İşçiye para veremiyorsan bir ay buzdolabı verirsin. İkinci ay istemez. Borç para bulman lazım. Çarkın devamı için. O zaman Yahudi'ye gittiler. O zamana kadar para altındı. Altın. Ama adamın bin altına ihtiyacı var. Borç alacak. Faizciliği, paradan para kazanmayı, parayı silah haline getirmeyi Yahudi böyle öğrendi. Patron veya adamı bin altını bir torbaya doldursa da adamın dükkanından fabrikaya gelse gaspçılar hayatına mal olacak bir badire yaşatırlar ona. Bu ufak meblalardayken böyle devam etti. Çoğalınca arkadaş dedi. Bu kadar altın sokakta yürünmez, başına bela gelir. Ben ne yapayım? Ben sana bir makbuz vereyim. Makbuz. Bir lira yazayım. 2 lira yazayım, 3 lira yazayım. Onu işçilerine götür. işin bana gelsin. Bir adamın cebinde 2 lira var diye gasp edilmez. 1 lira var diye gasp edilmez. Bu bankonot böyle ortaya çıktı. Altını temsil eden Yahudinin verdiği makbuz. Banka not, bankanın notu. Banka denilen şeyi de onlar kurdu. Böylece parayı silah olarak kullanmayı öğrendiler ticaret yapmayan ilim tahsil etti. Büyük merkezde ya, üniversite burnun dibinde. İlim tahsil edince de gördüler ki felsefi cereyanlar insanı ifsad için bir numaralı müessirdi. Ne kadar batıl felsefi cereyan varsa komünizmden ta epiküre kadar git istersen. İnsanlığın ahlakını ifsad eden onun fikri sefaletini intaj eden ne kadar felsefi sistem varsa bunlar ortaya atanların hepsi Yahudidir. Karl Marx böyledir. Pozitivizmin kurucusu böyledir. Aklınıza gelen her yanlış felsefi cereyanı ortaya atan Yahudiler. Çünkü Yahudi diğer insanları uşak gibi kullanmayı Allah'ın kendisi hakkında takdir ettiği bir gerçek olarak kabul ediyor. İnsanları uşak gibi kullanmak, kendi emrinde çalıştırmak için parayı ve felsefeyi kullanıyordu. Felsefeyi daha bel keşfetti. Parayı da sanayi inkılabı vücuda gelip de sanayi tesislerinin finans ihtiyacıyla keşfetti. Şimdi buna bir de gıda ekledi. İnsanların sahatini gıda ile bozuyor. Dünyadaki nüfusu azaltmak fikirleri var. Gıda ile bozuyor. Bu müstakillen anlatılacak bir bahistir. Epter tohum, yani tohumdan yeni tohum elde edilemeyen bir tohum icadı Yahudi'nin işidir. Altından daha pahalı tohum satıyor İsrail. Bütün dünyaya. Diğer taraftan her türlü Yahudi olmayan elindeki malı, canı, her şeyi kendisine mübahat edildiğinden Tevrat'a göre. Her türlü istismar Yahudi için günah teşkil etmediğinden Yahudi olmayanı istismar dünyada gıda sanayi ellerindedir. Gıda sanayi. Ben Almanya'da geçim için sucuk işi yaptım. Avustralya'dan Almanya'daki 10 marklık et Avustralya'dan 2 marka geliyordu. Ben Avustralya'da Arapların bir mezbasını buldum, ithal edemedim. Kontenjanı bir Yahudi, Hamburg'daki Yahudiler kapatmış. Ne kadar et alacak Almanya? 100 milyon. 100 milyonda da Yahudi alıyor. İki marka alıyor, on marka satıyor. Almanya'daki et piyasası böyle. Dahası var. Yahudi, Frankfurt mezbasını gezdim. Yahudi kasabın alacağı hayvanı, eti haham kesiyor. Aynen bizim usul. Ya biz de Müslümanız. Kan bize haram olduğu için bu hayvan kesilerek kanı vücudundan çıkarılmadığı takdirde et bize helal olmuyor. Biz de böyle bir kesim yapalım. Hayır bunu Yahudi elde etmiş. 500 bin Yahudi var. Almanya'da bu hakkı elde etmiş. 5-10 milyon Müslüman var bu hakkı elde edememiş. Çünkü Yahudi onu dediğini yapmazsan finansı kullanarak o hükümeti rezil eder. Her istediğini yaptırır. Her istediğini yaptırır. Şimdi bunları niye anlatıyor? Yahudi bu kadar güçlüdür. Bizim devletimizi İttihatçılar yıkmadı. İttihatçılara yıktırıldı. İngilizler de yıkmadı, Onları da yıktırıldı. İçimizdeki hainler, arkasında İngiltere. Osmanlı yıkılırken söylüyorum. Onun arkasında Yahudi, hake serildik Düşün ki Abdülhamid'i tahttan indiren heyete Emanuel Karasu gidiyor padişahın huzuruna. Niye? Daha evvel kovulmuş. Filistin'i satın almak istemiş. Kovulmuş. İntikam alıyor. Bunu anlatmak için, bunu ispatla dediğinde söylenecek o kadar tarihi hadise var ki bu biter gibi bir iş değildir. Sonuna kadar İngilizleri kullandılar, İngiliz'e petrolü gösterdiler. Sanayinin birinci devleti, birinci Can Harbi'nde İngiltere'ydi. Almanya birliğini 1871 yılında kurabilmiştir. Tarihe dikkat edin. 1871 yılında Bismarck Frankfurt'ta federal hükümetleri toplayarak bir Almanya kurmuştur. Almanya bu bölünmüşlükten dolayı bir güç olamıyordu. Böyle bir güç olduktan sonra İngilizlerle rekabete girişti. Birinci Cihan Harbi'nin Doğru Namil, Alman-İngiliz sanayi rekabetidir. Türkiye'de de Abdülhamit'le mücadele eden Yahudiler, onunla baş edemeyeceklerini anlayınca onun karşısına Yahudi güdümlü İttihat terakki çıkardılar. Onları destekleyerek Abdülhamid'i bertaraf ettiler. Abdülhamid'i bertaraf ettikten sonra yerine gelen İttihatçılar kısa zamanda harplere sürüklediler. 1911 Trabzon 1912 Balkan Harbi, 1914 Harbi Umumi ve netice itibariyle 12 sene arka arkaya harple devleti bitirdiler. İngiliz Yahudi amali siyasiyesine hizmet ettiğini acaba Irak'ta çarpışan İngiliz askerleri biliyor muydu? Hayır. Onlar biliyordu ki burada petrol var, sanayimize bu petrol lazım, burayı biz elimize geçirmemiz lazım. Oltadaki yem gibi petrolü İngilizlere talip olması için gösterdiler. 1853 Kırım Harbi'nde bizimle beraber olan İngiliz çok değil 20-30 sene sonra aleyhimize döndü. Bunu yapan Yahudidir. Bunu yapan Yahudidir. Evvela aşıkları diye bir dernek kurdu Teodor Ersel. Rusya'daki Yahudiler çok kötü durumdaydı. Çarlık Rusya'yı onun için yıktılar. Sonra bunların Filistin'e göç etmesi için Abdülhamit'ten müsaade istedi. Alamayınca da kendi güdümünde adamları iktidara getirmek için ihtilal yaptılar. Hareket ordusu hareketi bir ihtilaldir. 15 Temmuz'dan farkı yoktur. Netice itibariyle Yahudi problemi bizi yıktı. Şimdi aşağıda bizim yayınlarda bir kitap var. 40 sene evvel benim tercüme ettiğim bir kitap. Bunu yazan bir Macardır. Louis Marshallko. Kitabın orijinal adı nedir biliyor musunuz? The World Conqueror Dünya Fatihleri Kimmiş Dünya Fatih? Yahudi Dünyayı parmağında oynatıyor Bu kitabı okuduğunuz zaman Yahudi karşısında cesaretiniz Kırılır Bunun için ben oraya bir son söz yazdım O son sözün Mahiyeti şudur Evet Yahudi burada anlatıldığı gibi. Dünya galibidir, hakimidir. Nerede bir güç varsa onun beynine girmiştir. Onun istediği istikamette o güç kullandı. Ama İsrail kurulduktan sonra bu talih aşağı doğru değişmiştir. Aşağı doğru değişmiştir. Yahudi şimdiye kadar ne kötülük yaptıysa insanlığa, Roma İmparatorluğundan başla. Roma'yı yakan Yahudilerdir. Hiç alakası olmayan Nerona yıkmışlardır. Hiç alakası yok. Filistin'den kovulmanın intikamını Roma'yı yakarak kalmışlardı. Devlet yok daha Yahudi ortada. Bir güç değilken bile. İran'da ihtilal çıkarmışlardır. Hem de Eser adında bir kadın. Tarih boyunca yaptıkları işler anlatmakla bitmez. Ama bunu hep birinin arkasına saklanarak yapmışlardı. Yakın zamana gelelim. 19. asırda İngilizlerin arkasına. 20. asırda Amerika'nın arkasına. 21. asırda Çin'in arkasına saklanıyorlar. Patron değiştiriyorlar. Bu asırda Çin ne yaparsa, çok değil 10 sene sonra, ne yaparsa bil ki Yahudi'nin talimatı icabıdır. Yahudi ne derse onu yapacak. Hem de hissettirmeden, mankutlaştırıldığını onlara hissettirmeden. İngiliz de farkında değildi, İngiliz halkı da farkında değildi Yahudi'nin amali siyasetini çalıştığını. Irak aldığında ne yaptın? Kaç sene durabildin orada? 50 sene duramadın. Hindistan'a gittiğinde ne oldu? 100 sene duramadın. Oralarda o kadar adamın öldü. Ne geçti eline? Akıbet çekilmeye mecbur kaldı. Sen Yahudi amali siyasiyesine hizmet etmişsin de haberin yok. Amerika halkı da böyledir bugün. Şimdi Çin'i kullanacaklar. Şimdi bütün bunları niye anlat? Yahudi'ye ilanı husumet etmek tehlikeli bir iştir. Türkiye yükselişidir. Amenna. Bunu inkar eden sadece sadece din karşıtı olanlardır. Türkiye battı batıyor. Gavur Müslüman. Herkes görüyor ki Türkiye son 15-20 senede 2-3'e katladı. Ben Almanya'daki konferanslarımı kasetleri olanlar dinlesinler tekrar. Türkiye'nin başına Müslümanlar geçecek. Türkiye Avrupa'yı geçecek kalkınmada. Bu Almanlar Türkiye işçi olarak gelecek işçilere çok dedim. Çok dedim. Yani benim yerimde bu Benlik tüccarları olsa ben niye ve ma tevfik illa billah aleyhi tevekkeltü ve ibayetini okuyorum başla. Bende bir şey yok. Allah'ın istihdamı ilahiyesi. Ama bu, bu takım etapın on kişi toplanınca şehlik, kutupluk iddia edenler var ya. Ben bu davaya gitseydim onlardan çok daha keramet gösterdim diyebilirdim. Evet. Türkiye'nin başına Müslümanlar gelecek. Türkiye 10 sene 15 sene zarfında Avrupa'ya yetişecek. Avrupa sukut edecek. Türkiye yükselişe devam edecek. Avrupalılar bizde çalışmaya gelecekler. 72'de yazdığım Musul meselesi kitabında Musul Kıbrıs'tan evvel kurtulacak dedim. Saymakla bitmez. Onun için Mahmut Efendi bana dedi ki Medine'de senin soruların dedi. Keramet gibi bir şey dur. Dedim hoca efendi sen duymadın mı? Keskin keramet, keskin zeka keramete kıç attırmış dedi. Bu hadisata tarih perspektifinden bakmanın sağladığı bir netice. Ben bir iddiam yok. Söyleten himmet sultanı cihandır yoksa kan de ben kan de bu günah kelimatı garra. İş bu noktaya gelince. Tayyip Bey'in van müniti beni korkuttu. Bakın 15 Kasım 15 Temmuz akşamı ben hiçbir tür getirmedim. Buradan vakıftan insanlar geldi yanıma. Ya abi bir yere kaç. Bu Fethullahçı bir hareketmiş. İlk anda seni alırlar. Ben Fethullah'ın gavurluğunu ihanetini 94 senesinde söyledim. Kaç kar televizyonda çalışan adam şimdi onun bana kasetini getirdi. Ama bunun belli bir kısmı da internete düştü. Nereden düştüyse. Görebilirsin. 94'te. Ama ben biliyorum ki. Mevsim yaza giderken. Temmuz ayına. Haziran ayında. Kar yağmaz. Hanım da bana aynı şeyi söyledi. Bir yere git, saklandığın yeri biz de bilmeyelim, biz de işkence yaparlar, söylemeye mecbur kalırız. Dedim ki şimdi dışarıya baksan, kar yağıyor görsen, endişe eder misin? Temmuz ayındaki kardan niye endişe edeyim dedim. Dedim ki bunun da Temmuz'da yağan kardan farkı yoktur. Yoktur. Çünkü Allah Azimüşşan, Evvela milletimizi, sonra da bütün ümmeti ayağa kaldırmayı murad ediyor. İza Allahu şeyyen hayye esvabehu. Kaderi Allah-u Azimişan rahmeti icabı meçhul kılmıştır. Lakin mukatın seyrinden istikameti kahra mı gidiyor, lütfa mı gidiyor anlaşılır. Balkan Harbi'ni yaşayan bir millet, bu noktayı nazardan baksa harbi umumun felaketini görecek. İkinci Mahmud'u idrak eden bir millet bu perspektiften baksa Mustafa Kemal'in arkasından geleceğini bilir. Çünkü bir oluş, bir mevsim kemale ermeden aksi mevsimin şansı yoktur. Küfür kemale erdi. Yüzü zevale döndü. Zevale başlaması 50 senesidir. Kemale başlaması 1839'dur. Siz zannetmeyin ki yalnız ayın, güneşin, dünyanın hareketi adetullah icabıdır da beşeri hadisatta adetullah cari değildir. Asla! Asla! Aynı tebedülat beşeri hayat içinde vardır. Ne küfür, ne kemal üzere ne zeval üzere sabit kalır. Ne de iman ne kemal üzere ne zeval üzere sabit kalır. Ebedi bir değişiklik bu alemde Allah'ın beka sıfatı ilahiyesinin mevcut olmamasının bir neticesidir. Zıtlardan biri kemale erdi mi zevale döner. Karanlık en şiddetli anı iktisap ettiği anda Burada 3-5 dakika kalır dönüşe geçer. O kemale ermeden hava aydınlanmaz. Aydınlık kemale ermeden karanlık başlamaz. Bu kainatta beşeri hayata da şamil bir kavanlı ilahiye icabıdır. Buna göre ben biliyorum ki bu millet ve bu ümmet yeniden cihan hakimi olacak. Oraya gitmeden geri dönmez. Nasıl ki küfür Mustafa Kemal zirvesini idrak etmeden dönüşe geçemedi. Abdülhamit durdurmaya çalıştı. Bu yanlışı başlatan Selim-i Salis'tir. Arkasından ikinci Mahmut'tur. Arkasından Abdülmecit'tir. Devam etti. Abdülhamit durdurmaya çalıştı. Kadere ters düştü mağlup oldu. Ve akıbet o gelişme tamamlandı. Millet bir sehak olduğu cezayı, sezayı Mustafa Kemal ile çektikten sonra günahlarına kefaret teşkil edecek hadde kadar eza cefa çektikten sonra dönüş başladı. Yıkılma 100 sene sürdü. 1839-1939. Bunun tamiri elli de başladı. Yarı yoldayız. O da yüz sene sürecektir. Siz bir gün inşallah beni rahmetle anarsınız. O yüz sene şunun için sürecektir. Adetullah icabı. Adetullah icabı. Güneş ne kadar zamanda tutulursa o kadar zamanda da açılır. Ay ne kadar zamanda tutulursa o kadar zamanda da açılır. Bu İslam galibiyetten mağlubiyete 100 senede döndü. Mağlubiyetten galibiyete de 100 senede duracak. Şimdi bu kemale gidiş tamamlanmadan Yahudi aleyne bakın niye dedim 15 Temmuz'da hiç endişe etmedim. Ama Tayyip Bey Van Münit diye Yahudi hakaret ettiği zaman ben endişe ettim. Ya Rabbi bu adamı sen koru dedim. Lütfen ve keremen sen koru. Bütün bu olanlar PKK'sıyla, FETÖ'süyle ne kadar varsa hepsi Van Münit'in cevabıdır. Yahudinin Tayyip Bey'in Van Münit hakaretine cevabıdır bunlar. Ama bütün bunlar kadere ters düştüğü için matlubunun zekatı kadar netice elde edemez. Edemez. Tıpkı Abdülhamid gibi. Abdülhamid bir siyaset dehası. Onu devirenlere bak. Çoluk çocuk. Talat Paşa nedir? Posta müvezzi. ilk mektep mezunu. Posta müvezzi. Paşa ünvanıyla anılıyor diye paşa zannetmeyin o erkana bakarsan siyasette Abdülhamid'e çömez bile olmazlar. Niye muvaffak oldular? Kadere tevafuk bereketiyle başarılı oldular. Yılanı düşün, karıncayı düşün. Biliyor musunuz? Yılanların hepsini karıncalar öldürür. Köyde, kentte yaşayanlar bilir. Nerede bir yılan ölüsü görürsen, karınca yuvasıdır. Yılanın cildi üzerinde toplu ne başı kadar bir yara açılsa, belalense, uyurken oraya bir karınca girer. Karınca et yer. Yılanı kemirmeye başlar. Yılan o karıncayı def edemez. Yara gittikçe büyür. Her akşamda yeni karıncalar gelir üşüşür karınca ölüsünü kaldırsan bir okka yılan ölüsünü kaldırsan bir okka karınca dökülür. Karınca mı güçlü yılan mı güçlü? Kadere tevafuk bereketiyle onun sırtında bir bere açıldığı anda kader karıncadan yana olur. Yılanı öldürür. Abdülhamid bir siyaset dehaz ama kadere ters düştü. Yaza giderken Kışı karı seviyorum, devam etsin istesen bir faydası olur mu? Kışa giderken ama ben kardan nefret ediyorum, kış gelmesin de olur mu? Aynen bunun gibidir. Meşiyeti ilahiye icabıdır. Ona direnmenin neticesi iştir. Kapında bir limon varsa, o da saksıdaysa onun limonluğu alırsın. İçeriye alırsın. Onu korursun. Ama dışarıdaki ağaçların kar, kış altında yaprağının neşve nemasın, tarmar olmasını engelleyemez. Bu şuna benzer bak. Boğaz'da su Karadeniz'den üste Marmara'ya akar. Altta da Marmara'dan Karadeniz'e akar. Bu cereyan tabiidir. Ama kulelinin önünde bir anafor yapar, o anaforda da tersidir. Boğaz'ın umumi vaziyetine nazaran kulenin önündeki nedir? İstisnadır, umumi cereyana istisnadır. Sen de Abdülhamit gibi siyaset dehası olsan, o umumi cereyana aykırı olarak kulenin önündeki bir anafor gibi mevzi bir netice elde edersin. İslam'ın terakkisi karşısında İslam düşmanlarında vaziyeti aynen budur. Aynen budur. Mevzii bir başarı elde eder ama ertesi gün o başarı aleyhine netice verir. Bakın Avrupa'da Amerika'da ne olacak? Yeniçeri yürüyüşü vardır. Yeniçeri. Yeniçeri iki adım ileri bir adım geridir. Avrupa bir adım ileri iki adım geriye gidecek. İktisatta da, ahlakta bitmiş zaten. Bitti konuşmaya değmez Avrupa'yı. Bitmiş. Amerika'da böyle olacak. Bir adım ileri ama iki adım geri. Her yaptığı hamle lehte bir, aleyhte iki netice verecek. Çünkü yetiş, yıkılış ve tiresi böyledir. Düzelme de tezatlıdır ara mevsim olduğu için. Bozulma da tezatlıdır. Yazdan kışa geçerken yazdan kalma bir gün olabilir sonbaharda. Şansı yoktur. Bir gün olur ertesi gün hava gene bozar. Mevsimin tabii icabı hakimiyet sağlar. Kıştan yaza geçerken de böyledir. Kıştan kalma bir gün olabilir. Ama temadi şansı olmaz. O zaman ne oluyor? 27 Mayıs ihtilali. Ne kadar ihtilal yapılmışsa 15 Temmuz'u da dahil, Mevsimin icabına aykırı iş olduğu için matlubunun zekatı kadar netice elde edememiştir. Hatta 15 Temmuz hükümete altın bir fırsat olarak dönmüştür. Bir tane subayı atsaydı mahkemeye gider geri dönerdi. 3000 subay attı. 3000 4000 hakim attı bu şansı düşman kendi yaptığı yanlışıyla. Öyle yaptı ki Kemal Alemdaroğlu bile, Alemdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu bile ihtilalcileri birkaç ay müdafaa edemedi. 2-3 ay umumi cereyan karşısında onlara karşı nefretin umumileşmesi ve onların yaptıkları yanlışların gayri kabili müdafaa hale kendilerini getirmiş olmalarından dolayı. Meclisi bombalamasalardı. Sivilin üzerine silah sıkmasalardı. Polisi bombalamasalardı. Laleten bir ihtilal teşebbüsü olsaydı. 22 Şubat gibi. Kılıçdaroğlu ertesi gün onlar müdafaa ederdi. Üç ay bunu yapamadı. Şimdi de kekeme bir uslupla yapıyor. Kekeme. Yani mağdur etmeyin. Peki bu ölenler mağdur olmadılar mı? Dünya nimetiyle senin gibi ahirete inanmadan bakarsın. Çok çocukları yetim kaldı, perişan kaldı. 2000 küsur adam yaralandı. Bu mağduriyet değil mi? Bunların lehinde bir cümlen var mı? Hayatını veren için konuşmuyorsun, hapse giren için konuşuyorsun. El küfrü ümmetin vahide. Küfür bir millet. Reis-i Cumhur diyor ya, bir olacağız. Demek ki değiliz. Farkına varmadan bunu söylüyor. İçimizde bir kafir millet var. Ben buna ümmeti Kemal diyorum. Senin inandığına inanmıyor. Senin hissettiğini hissetmiyor. Senin düşündüğünü düşünmüyor. Bu iki milletin icabında bir hanede ikisinden de teba var. Tema var. Bir genç var bana geliyor. Babasının kadehine rakı dökmüyor diye kovaladı babası. Evlatlıktan reddetti. İşte o ümmeti Kemal, bu ümmeti Muhammed. Bir evde. Bunun aksi de var. Baba ümmeti Muhammed'den oğul ümmeti Kemal. Bu da var. <laughs> Beraberliğimiz sadece vatandaşlıkta. TC vatandaşlıkta. Halbuki bir milleti millet yapan tefekkür ve tahassüs birliğidir. Davranışlarsa o tefekkür ve tahassüs kaynağı olmak üzere tezahür eder. Nasıl inanıyorsan, nasıl hissediyorsan, iradeni o düşüncenin ve o hissiyatın eseri olarak şöyle veya böyle ısrar edersin. O zaman benimle hiçbir davranış beraberliği olmayan bir adam benimle aynı milletten olamaz. Millet budur. Bunlar ümmeti Kemal. Bu hale geldiyse Kemal Kılıçdaroğlu da memleketin İslam'a gidişini, maddi kalkınmasını engellemek isteyenler alkışlamasında ne yapsın? Mustafa Kemal düşünün. Bin yıl evvelki kafirlere çıkardı da bu millete mefahir diye takdim etti. Kim o? Çingiz. Moğol. Sarıyık'tan. Kafir billah putperest. Türk Cengiz İmparatorluğu diye ben okudum. Kırklı yıllarda. Camilere atla giren bir melun. Hulagü. İslam medeniyetini tarumar eden Bağdat'ta kitapları gelmiş gibi kullanıp saray yapan bir melun. Şair sevgilisine tahammül mülkümü yıktın Hulagü an mısın kafir diyor. Ama bugün Hulagü diye Müslüman evladı, insanlar var. Cengiz diye sayısına bereket. O çocuğa desen ki senin adını Dimitri yapalım. Olur mu gavur adı? Bu Kemalist eğitim işte ona Cengiz adından rahatsız olmamayı sağladı. Bunun manası ne? Bugünün gavuru tarihteki gavuru mezardan çıkarıyor. Ondan hoşlanıyor. Onu makbul muhteber hale getiriyor da. Kılıçdaroğlu dört ay evvelki gavuru beğense kınayacak mıyız? Hayır. Hepiniz için yaşasın cehennem diyor. <laughs> evet. Bitiriyorum sıkmayayım sizi. Anlatmak istediğim çok mesele vardı. Mavi Marmara'yla bitiriyoruz yani maalesef. Tayyip Bey'in One Minute Sözü Kaderin tabii meyli icabı onu az tehlikeyle bu işten sıyrılma şansını kazandı. <laughs> bu onun dirayeti değil. Bu onun dirayeti değil. Mustafa Kemal'in yaptıkları da kendi dirayeti değil. Asla. Millet onun zulmüne müsaak olmasıdır ki onu başa getir. Bugün de Tayyip Bey'in Van Münit'ine beynel Yahudi gücünün Vurabildiği tokat işte bu gördükleriniz. Bunların da hiçbiri kamil neticeye varmaz. Hepsinin neticesi hüsrandır. PKK da böyledir. İsterse Amerika ordusuyla Türkiye'ye saldırsın gene netice alamaz. Kadere tevafuk eden karınca aslan kadar güçlü olur. Kadere ters düşen aslan karınca kadar takatsiz olur. Allah bir hastalık verir ağzını bile açamaz. Asıl olan kaderi ilahiyenin seyridir. Bu seyir Tayyip Bey'den sonra daha sağlamını getirecek. Tayyip Bey de tezatlı bir devrin adam olduğu için Gazi Mustafa Kemal Paşa. Aman söyle geç kaldın. <laughs> Kemal istersen alkışlamak için bekliyorlardı. Hiçbir şey yaramıyor. Hiç. Ama bu devirde ara mevsim olduğu için mecburen tezatlıdır. Ehli küfrün nasibi gönlünü aksettiği zaman yanlış yapar. Benim ehli sünnet diye bir dinim yok der. Niyeti halis olsa bile söz yanlış. İslam dinin adı ehli sünnet muhtevanın adıdır. Muhteva anladı. Ama bu oluş kemale ne kadar, 2050'ye kadar tezatsız bir Türkiye beklemeyin. Yanlışlar azalarak, doğrular çoğalarak, 2050'yi gördüğünüz zaman küfür, kör bağırsak gibi. Osmanlı zamanında nasıl vardı? Bodrum'da içiyordu gayrimüslimler, Bodrum'da. Ramazan günü bir gayrimüslim bile ağzında sigara sokakta yürüyemiyordu. Gavurların karları bile örtülüydü. Cemiyet bunu yapıyor. O cemiyet o hale o sağlamlığa ulaştığı zaman tezat ortadan kalkacak. O zamana kadar doğrular yanlışlara galip gelme istikametinde tekamül ede de o nihai noktaya kadar gidecek. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra bu ümmet Batı Roma'yı fethedecek. Hiç şüpheniz olmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam müjdesi var. Peygamberin müjdesi gerçekleşmeden kıyamet kopmaz. Her iki Roma'da feth olacak. Hangi sebel? Ya Resulallah Konstantin'in şehri evvel. Konstantin'in şehri evvel. Bakın miladi 900'lerde eşit oğulları Batı Roma'yı muhasara ettiler. Şu bildiğiniz Roma'yı muhasara ettiler. Ama henüz Doğu Roma kurtarılmadığı için, feth olmadığı için başarılı olamadılar. Şimali Afrika'ya çekildiler. Ama şimdi birinci merhale Doğu Roma feth oldu. İki Roma, ikinci Roma'da feth olacağına göre Doğu Roma'yı fetheden güçten daha güçlü olacak bu ümmet. Siz hepiniz arka üstü yatıp uysanız, İslam'ın galebesi için hiçbir şey yapmasanız, Allah'ın muradı ilahiyesi değişmez. İza eradellahu şeyen hayyi esvabehu. Allah bu ümmeti ayağa kaldırmayı murat ediyorsa, onu gerçekleştirecek esbabı dilediğinde halk eder. Meyhaneden bir sarhoşu bir rüyayla adam eder. Senin yapmadığını işi ona yaptır. Allah'a güçlük yok. Senin çalışman kendini kurtarman içindir. Bu devir İslam'ın henüz galibiyet noktasına gelmediği bir devir olduğu için bu devirdeki hizmet İslam'ın galebesi zamandaki hizmetle kabili kıyas olmayacak derecede randıman verir. Nasıl Güneydoğu Anadolu'da mücadele eden polise, jandarmaya bir ücret farkı veriliyor? Aynen onun gibidir. İslamiyet galip geldikten sonra sen çalışsan da çalışmasan da ihtiyaç yok. Ama bugün üst üste bir taş koymak, İslamiyet'in galebesi için üst üste bir taş koymak. Fatih zamanında altı hayat sırtında cihada gitmekten daha makbul Allah katında. Çünkü bir zengine zenginken yardım etmen kabul görmez. Ama o iflas ettiği zaman bir hatırını sormam bile. Nasılsın, iyi misin? İnşallah gene zengin olsun desen onu bahtiyar edersin. La teşbih ve la temsil. Bu dini Muhammedi el İslamu yalu ve la yûlâ aleyh. Haya ederim. İslam öyle bir <laughs> aladır ki ondan hala hiçbir şey olmaz. Temsil planında maluptur. Temsil planında. Bugün Yunanistan'da Yaşayan Müslümanlar için şeriat mahkemesi var. Türkiye'de bunu istemek bile suçtur hala. İstemek bile suçtur. Demek ki temsil planında mağluptur Bu mağlubiyet anında bu dine yardım edene Allahu Azim işan onun galip geldiği zamankiyle kıyası kabil olmayacak kadar derecat ihsan eder derecat ihsan eder. Bir insana hastayken ziyaret etmek mi sağlamken ziyaret etmek mi makbuldür? Hastayken. Hangisi onun gönlünde daha muhabbet usule getirir? Hastayken. Hastayken. Demek oluyor ki bugün bu dinin galebesi için yapılacak hizmetler normal zamanlarda matlub olan mümkün olan mutasavver olan da kıyas olmayacak derecede mükafat azime doğurur. Yokluk zaman. Ben kime imreniyorum biliyor musunuz? Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal'in bu ülkede hüküm ferma olup da hocaları asıp kestiği zaman din için çalışan adamlara. Bediüzzaman'a imreniyorum. Süleyman Efendi Hazretlerine imreniyorum. Anadolu'da bu tarzda çalışan meşahiye imreniyorum. Çünkü onlar şehzayda imreniyorum. Onlar öyle bir zamanda bu dine sahip çıkmaya çalıştılar ki, o galebe zamanda ülkeler fethetmekten daha emiyetlidir Allah katında. Ölüm riskine girdiler. Bugün böyle bir risk de yok. Biz girsek girsek hapis riskine gireriz. O gün ölüm riskine girerek hizmet ettiler. Allah cümlesinden razı olsun. Bize de onların ayarında olmasa bile. Ahirette beraatimize yetecek kadar Allahu Azim inşan. İslam'ın galebesi için çalışmayı nasip müyesser eylesin. Amin. Allah azmişan, bu ümmeti tekrar ayağa kaldırmada medar kaldırmaya medar olacak amellerden bizlere de bela kalma bela inamı ihsanı ikram eylesin. Amin. Amin. İman ve İslam üzere buyursun. Amin. Bu nimet-i imaniyenin bize kadar intikalinde hizmeti sefkat etmiş olanların cümlesinin ruhlarını şadan andan eylesin. Allahum merham ümmete Muhammeden rahmeten amme. Allahum merham ümmete Muhammeden rahmeten amme. Allahum merham ümmete rahmeten ümmete Muhammeden rahmeten amme. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de izdeytena ve hab lana min rahme. İnneke entel vehhab. Amin amin ve selamun aleyhi ve Velhamdülillahi Rabbil El Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik Muhammediye'nin